Hoş geldin Tuğçe. Odana, toplantı odasına, aklıma gelen her yere baktım. Terasta olduğunu tahmin etmeliydim galiba. Toplantım yok. Eğer maaşları ödeyemezsem yapacak bir işim olmayacak. O yüzden odaya da ihtiyacım yok. Tamam. Ben de yatayım o zaman böyle. Kaderimize razı olalım. Ya da egomuza yenik düşmeyip artık bir adım atalım. Ne demek istiyorsun Tuğçe? Nura, videonun tamamının ortaya çıkmasıyla adın temize çıktı. Tıklanma sayımız da o günden beri artıyor. Şu an sadece maddi bir darboğazdan geçiyoruz. Bu bir süreç. Yani dün eğer... Dün hakkında konuşmak istemiyorum Tuğçe. Haklısın. O salak kız her şeyi mahvetti. Ama inan bana, vaktinde yanında olamadığım için inanılmaz üzgünüm. Ya ben günde 6 saat uyurum. Benim uyku düzenimi biliyorsun. Mağazada o şekilde uyuyakalmam olacak. Tuğçe yeter. Tamam mı, yeter. Bir yıllık komple teorisi kotamızı doldurduk. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Aslında var. Hatamı telafi etmeme izin verebilirsin. Gerek yok. Bora, bak. Maaşları ödememiz ve giderleri kapatmamız için gerekli parayı babamdan isteyebilirim. Hisse satışı olarak değil, borç olarak alacağız. Tuğçe bak, Bora, borç. Lütfen. Bari bunu yapmama izin ver senin için. Olmaz mı? Efendim? Serdar Tarsan diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Diye biri geldi. Öyle mi durum? Odama al hemen. Çabuk. Dünkü olaydan sonra bir daha görüşeceğimizi sanmıyordum Serdar Bey. Ya evet, dün öfkelendim. Yani kız arkadaşın da bayağı bir ileri gitti, onu da söyleyeyim. Ama şirketini inceleyince ve dün akşam masayı terk edişini de düşününce... senin o videodaki gibi bir adam olmadığını anladım. Ve reklam anlaşmasını imzalamaya karar verdim. Kusura bakmayın ama ben pek anlayamadım Serdar Bey. Masayı terk edişimde kararınızın bilgisini yani. Sen yüreklisin Bora, cesur bir adamsın. Ada da içi dışı bir bir kız. Yani her ne kadar birbirinize çok zıt görünseniz de... biz sizi birbirinize çok yakıştırdık Sude ile, söyleyeyim. Bunu bizim için adaya verir misin Bora? Karamelli. Madem dürüstlükten bahsediyoruz Serdar Bey, Ada benim kız arkadaşım değil. Asistanım. Bakın, dünkü yemeğe ortağım Tuğçe ile gelecektim. Eğer gecikmeseydi. Ama o gecikince asistanım Ada'yı size kız arkadaşım olarak tanıştırmak zorunda kaldım. Hala yeterince dürüst olduğumu düşünüyor musunuz? Asistanın küçük düşmesin diye kalktın o masadan, öyle mi? Oysa ben senin ondan hoşlandığına yemin edebilirdim, biliyor musun? Öyle bir şey yok. Olamazdı Serdar Bey. Ada benim asistanım. Asistanımdı. Yani. Çünkü olaydan sonra işine son vermek zorunda kaldım. Şimdi Bora, biz seninle bu anlaşmayı imzalayacağız. Ve bu anlaşmanın tek kaybeden tarafı Ada olacak, öyle mi? Üstelik seni o gece canhıraş bir şekilde savunmuşken. Yazık. Yani üzüldüm doğrusu. Ama son karar senin elbette. Thank you.
Aşk kendi seçer.